Arkadaşlarım hepinize merhaba. EHLT Proje kanalına hoş geldiniz. Bugün yine sorularımızı çözmeye çalışacağız. Sesimden dolayı özür diliyorum. Yine şifayı kaptık arkadaşlar. E, elimizden geldikçe soruları çözmeye devam edeceğiz. Geceleri araç kullanırken aydınlatmanın yeterli olduğu yerlerde araç ışıklarından hangisi kullanılmalıdır? Ses ışıkları, acil uyarı ışıkları, uzağı gösteren ışıklar, yakını gösteren ışıklar. Doğru cevabımız. D şıkkı olacaktır. Gece gidiyoruz değil mi? Gece gidiyoruz. Aydınlatma yeterli ise yakını gösteren ışıkları yakıyoruz. Yine gece gidiyorsak ve aydınlatma yeterli değilse uzunu gösteren ışıkları yakmamız gerekiyor. veya bir tünele girdik. E yine aydınlatma yetersiz. İşte orada da uzunu yakan farları açmamız gerekiyor. Şekil 2 gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş önceliği sıralaması nasıl olmalıdır? Şöyle dikkatli bakalım. Şıklardayız. 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3 2 1 3 1 2 Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Orası bir kontrollü kavşaktı. Orada levhalar varsa kontrollü kavşak diyorduk ve düz giden araçlar dönecek olan araçlara göre öncelik hakkına sahipti. Orada düz, git, düz gitmekte olan 2 nolu traktör var. Yani traktör düz gittiği için ilk geçecektir. En son geçecek olan ikisi de 1 e, ve 3 nolu araçlar ikisi de dönüş yapmak istiyor ama bir tanesi tali yolda. Yani yol var levhasının bulunduğu yerde bulunan 1 nolu araç sürücüsü tali yolda olduğu için en son geçecektir. 2 de ilk geçecek dediğimize göre sıralama 2, 3, 1 şeklinde. Bu tarz soruları görsel olarak sorabiliyorlar, animasyon videolu olarak da sorabiliyorlar ve yine eksiğiniz varsa hemen aşağıda ilk yorumda ilk yorumda 95 görsel soru linki var arkadaşlar. Sınavdan önce o videoyu bir izleyelim. E, izledikten sonra içiniz rahat olsun. Bu tarz sorular karşınıza çıktığı zaman videolu da olsa soruları çok rahat yaparsınız. Aşağıdakilerden hangisi tam tıkanıklık yaşayan ve karından baskı uygulanamayan çok küçük bebeklerde hava yolunun açılması için yapılması gereken uygulamalardan biri değildir? Beş kez albinin iç kısmıyla bebeğin sırtına kürek kemiklerinin arasına hafifçe vurulması, baş parmak ve diğer parmakların yardımıyla bebeğin çenesinin kavranması, bebeğin başının gergin ve gövdesinden yukarıda olacak şekilde tutulması, bebeğin ilk yardımcının bir kolu üzerine ters olarak yatırılması. Doğru cevabımız c şıkkı değildir değil mi arkadaşlar bebeğin başının gergin ve gövdesinden yukarıda olacak şekilde tutulması diyor biz neyden bahsediyoruz çok küçük bebeklerde diyoruz değil mi tam tıkanıklık durumunda hava yolunu açmak için hemen şöyle bakalım arkadaşlar öncelikle ilk yardımcı bebeği e, ilk yardımcı bebeği koluna üzerine yatıracak yani yüzü aşağıda olacak şekilde yatıracak daha sonra baş parmak ve diğer parmakların yardımıyla bebeğin çenesini kavrayacak arkadaşlar şu anda da görüyorsunuz ve 5 kez al bileğinin iç kısmıyla Bebeğin sırtına yani kürek kemiklerin arasına hafifçe vuracak. Biz bebeklerde bu şekilde tam tıkanıklıkta hava yolunu bu şekilde açıyoruz. Yetişkinlerde nasıldı? Hemlik manevrasını uyguluyorduk değil mi? E, tam tıkandıysa hemlik eğer tam tıkanmadıysa yani kısmi tıkandıysa o zaman öksürmeye teşvik ediyorduk. Vücudumuzdaki yapı birimlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangisindeki gibi olur? Sistem doku organ hücre organ hücre doku sistem hücre doku organ sistem hücre organ doku sistem. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Küçükten büyüğe sorarlar ama büyükten küçüğü sormazlar. hiç merak etmeyin. Hücre, doku, organ, sistem şeklinde. Aklımızda kalsın mı? biz asla ezber yapmıyoruz. Hücre, doku, organ, sistem şeklinde de arkadaşlar. Küçükten büyüğe doğru sıralanış bu şekilde. Şimdi mantığını anlarsak eğer hücreler bir araya geldi, toplandılar. Neyi oluşturuyorlar? dokuyu oluşturuyorlar değil mi? Dokular bir araya geldi. Neyi oluşturuyor? Organları. Organlar bir araya geldi ve neyi oluşturdu? Sistemi oluşturdu değil mi? Sistem bir araya geldiği zaman da zaten organizma ortaya çıkıyor arkadaşlarım. Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir? Hızlı ve aceleci davranmaya, kıza yapan aracı hasar verilmemesine, kazayı seyredenlerin uzaklaştırılmasına, yaralıda yeni bir yaralanma meydana gelmemesine. Doğru cevabımız. E şıkkı olacaktır. Yaralıda yeni bir yaralanma meydana gelmemesine dikkat ediyoruz. Yaralıda bir baş yaralanması vardır değil mi? Veya işte biz e, bir boyun zedelenmesi vardır. E biz ona dikkat etmez isek ne olur? Faç kalabilir mi? Omurilik zarar görebilir değil mi? Bu yüzden işte yeni bir yaralanma meydana gelmemesine dikkat ediyoruz. Ve araçtan çıkarma ile alakalı baş boyun gövde ayrılmaz üçlüydü. Baş boyun gövde hizasını korunması dikkat ediyorduk. Şu anki manevramız rantek manevrası. Araçtan çıkarma ile alakalı tüm sorularda Rantek manevrası aklımıza gelecekti. Solunum durması, yangın tehlikesi ve patlama gibi tehlikeli durumlarda kazasetinin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılıyordu. Rantek manevrası. Hemen şöyle videomuzu oynatalım. Şekildeki karayoluna ne ad verilir diyor. Şöyle dikkatli bakalım. yol, geçiş yolu, bağlantı yolu, bölünmüş yol. Şekildeki karayoluna ne ad verilir? Doğru cevabımız. D e şıkkı bölünmüş yol olacaktır. İki tane devamlı yol çizgisi varsa yol bölünmüş ol durumuna gelmişti değil mi? Hani tanım olarak öğrenirsek bir yöndeki trafiğe ait taşıt yolunun bir ayırıcı ile diğer taşıt yolundan ayrılmasına biz bölünmüş oluyorduk. Oradaki iki çizgi zaten bir ayırıcıdır arkadaşlarım. Şimdi e, orada geçiş yolu var değil mi? Hadi e, aşıktan başlayalım. Tali yol. yolda iki tane levhamız vardı. Yol var levhası varsa, dur levhası varsa orası tali yoldu. yolda bulunan araç sürücüleri, ana yoldan geçecek olan araç sürücülerine yol vermek zorundaydı. Geçiş yolu yıldızlı diyelim not diyelim araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun karayoluna bağlanan ve karayola sınır çizgisi içinde kalan kısmına geçiş yolu diyoruz. Yine mülk kelimesini lütfen unutmayalım. E, bağlantı yolu var küsmesini ondan da bahsederim. Bağlantı yolu denilince bir kavşak yakınında karayola taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan tek yönlü trafiğe ayrılmış olan kısmı biz bağlantı yolu diyoruz. Yine yıldız not bağlantı yolunda durmak, duraklamak, geri gitmek, park etmek yasaktı. Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir? Stresli olarak araç kullanmaya teşvik etmek, kurallara uymayan sürücüleri cezalandırmak, saygısız ve tedbirsiz davranışlar kazandırmak, toplumda insan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak. Doğru cevabımız. D olacaktır. Trafik psikolojisinin hedefinden bahsediyoruz değil mi? Daha önceki soru videolarında söylemiştim. Hedef bizim için önemliydi. E, toplumda insan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamakta diyelim ve biraz daha şöyle açalım. Trafik kültürünün ve güvenlik bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak yine trafik psikolojisinin hedefleri arasındaydı. Trafik kazaları nedeniyle insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltmakta yine trafik psikolojisinin hedefi arasındaydı. Bilinci kapalı ve solunumu olan bir kazazedeye herhangi bir yaralanması yoksa hangisi verilir? Hangi pozisyon verilir? Koma pozisyonu, al çene pozisyonu, bağ çene pozisyonu, şok pozisyonu. Doğru cevabımız A şekli koma pozisyonu olacaktır. Yani bilinci kapalı, solunumu var eksi artı şeklinde. Birazdan görsele bakacağız. Orada daha detaylı anlatacağız ama alçalı pozisyonu söyleyeyim. Kişide boyun zedelenmesi varsa alçalı pozisyonu, boyun zedelenmesi yoksa baş pozisyonu veriliyor. Şok pozisyonu kişi sırtı üstü yatıyordu, Bacakları 30 santim yukarıya kaldırılıyordu. Şimdi şu anki gördüğümüz neydi? Koma pozisyonuydu değil mi? Bilinci kapalı. Yani kazazeden hemen yanına gittik. İyi misiniz? Beni duyabiliyor musunuz? Hayır. Herhangi bir şeyle tepki vermiyor. Omuzlarını sıkıyoruz. İyi misiniz beyefendi? Beni duyabiliyor musunuz? Hayır. Yine bir tepki vermiyorsa ne diyoruz? Bilinci tamamen kapalı. Daha sonra bak hisset yöntemiyle nefes alıyor mu? Almıyor mu? Ona anlamaya çalışıyoruz. Nefes alıyorsa eğer artı diyoruz. Yani eksi artı olduğu zaman koma pozisyonu vermemiz gerekiyor. Güney çarpması sonucu görülen ateş yükselmesinden ilk önce hangi organ hücreleri olumsuz olarak etkilenir? Kalp, böbrek, beyin, akciğer. Doğru cevabımız C şıkkı. Beyin olacaktır değil mi? Beyin olumsuz olarak etkilenir arkadaşlar güneş çarpmasında. Geldik konu. Motor çalışır durumdayken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa hangisi yapılır? Motor devre düşürülür. Motor devre yükseltilir. Motor hemen durdurulur. Motor rolantide çalıştırılır. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktı. Şimdi trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerektiğini bildiren 3 tane lambamız vardı. Yağ lambası, şarj lambası ve hararet lambasıydı. Bu üçünü lütfen unutmayın çünkü e, benzer içerikli sansörleri var. Yani üçünü birden verir hangisi değildir der veya işte hangisidir der. Bu şekilde de sorabiliyorlar. Ha, görsel olarak yani araç göstergelerini verip de yine sorabiliyorlar. Siz bu üçünü lütfen unutmayın ve araç göstergelerine hiç bakamadıysanız onlar ile alakalı yine bir soru videosu yaptım. Bunun için yine ilk yoruma bakmanız yeterli olacaktır. Aşağıdaki kaza hangisi kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır? Birinci derece yanı olan, solunum zorluğu çeken, ayağında çıkık olan, ölmüş olan. Doğru cevabımız. B yakı solunum zorluğu çeken olacaktır. Peki orada ağır bir kanaması olan olsaydı şıklarda yine onu işaretleyecektik değil mi? Yani bu tarz sorunlarda sorunumuz zorluğu varsa, ağır bir kanıma varsa burada hayatı önem arz ediyor değil mi? İlk önce onları taşınması gerekiyor. Peki şunu da söyleyelim. Biz bir sürücüyüz. Bizler neden ilk yardım bilgi ve becerisine sahip olmalıyız? Bunun bir nedeni olmalı. Neden ilk yardım bilgi ve becerisine sahip olmalıyız? Çünkü kazalarda hayat kurtarıcı o ilk müdahaleyi yapabilmek için ilk yardım bilgi ve becerisine sahip olmalıyız. Peki bir trafik kazasında ilk yardım uygulamalarına ilk olarak nerede başlayacaktık? Olay yerinde değil mi? Yani hastanede, ambulans içinde, işte sağlık merkezine falan değil. Olay yerinde başlayacaktık. Ve kaza yerindeki yaralı sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilecekti? Hayati tehlikelerine karşı önlem alındıktan sonra sevk edilecekti. Demiryolu hamzemin zemin geçirdiğinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? Bariyer açık ise dikkati geçilmesi, bariyer kapalı ise durulması, öndeki aracın geçilmesi, hızın azaltılması. Doğru cevabımız C şey şıkkı olacaktır. Öndeki aracın geçilmesi yasaktı. Hamzemin geçit ve başlayalım. Kara yolu ile demir yolunun aynı seviyede kesişti. Barayalı veya barayarsız geçitleri biz hamzemin diyorduk. Öndeki aracın geçilmesi yasaktı. Barayar açıksa dikkati geçiyoruz. bariyer kapalı ise duruyoruz ve hızımızı da azaltıyoruz arkadaşlar. Peki kontrolsüz demir yoluna geçiden geçidine yaklaşan sürücüler. Ne yapmaları gerekiyor? Hatta video ile alakalı bir videola animasyon sorusu çözmüştük değil mi? Kontrolsüz demir yola geçidine yaklaşan sürücüler uygun mesafede mutlaka durmalıdır. Ve kontrollüye geçelim. Kontrollü demir yoluna yaklaşan sürücüler hızını azaltıyor. Böreğinizin varması halinde veya başka bir dur emri de yoksa uygun hızla geçiyor. Aşağıdakilerden hangisi otoyola girebilir? Bisikletler, traktörler, çekiciler, motorsuz araçlar. Arkadaşlar dediğim gibi e, şifayı kaptık. Böyle konuşurken boğazım gerçekten acıyor. Bu yüzden kusura bakmayın olur mu? Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Çekiciler otoyola giriş yapabiliyor. Şimdi motorlu bisiklet, motorsuz bisiklet, traktör değil mi? Hani bunlar otoyola giremiyorlar arkadaşlar. Yasak. E, çekiciler otoyola tabii ki girebilir. Peki iş makineleri? İş makinesi otoyola girebiliyor mu? Evet girebiliyor ama ne yapması lazım? İzin alması lazım. İzin, al, izin aldıktan sonra otoyola giriş yapabiliyor. Yine bu şekilde de sorabiliyorlar. Ee, görsel olarak da sorabiliyorlar. Hani ben ikisini de söyleyeyim. 14'teyiz. Şekildeki araçlardan hangileri beklemelidir? Trafik görevlisine bakıyoruz. Yalnız bir, yalnız 2, 1 ve 3, 2 ve 4. Doğru cevabımız. D şıkkı olacaktır. Beklemeli olanı soruyor değil mi? 2 ve 4 nolu araçlar bekleyecekler. 1 ve 3 nolu araçlar geçecek. Trafik görevlisinin kollarına baktığımız zaman kollar hangi yön istikametine doğru ise o, o taraftaki araçlar geçecek. Yani 1 ve 3 geçer. 2 ve 4 durmak zorunda. Trafik görevlisinin ön ve arka tarafındaki araçlar durmak zorundadır. Bayılan kazazedeye aşağıdaki iki yardım uygulamalarından hangisi yapılır? Duyu organları uyarılır, vücut sıcaklığı düşürülür, şekerle soğuk içecek verilir, hastaneye götürülür. Doğru cevabımız A olacaktır. Kişi bayıldıysa duyu organlarını uyarıyoruz arkadaşlar. Ve bayılan kişi e, ne olur kasları gevşer değil mi? E, gevşediği için soğuk soğuk terler. Ani bilinç kaybı gözlenir. Ve bayılan hastaya beyne kan gitmesini sağlamak için de şok pozisyonu veriyorduk. E hocam bu nasıldı? Hani biraz önce söylemiştik kişi sırt üstü yatıyor ayakları 30 santim kadar yukarı kaldırıyoruz ama kişi hem bayıldı hem kusması varsa yeni gelen arkadaşlarım için tekrar söylüyorum kişi bayıldı kusması da varsa yan yatış pozisyonu İşte o zaman şok pozisyonu veremiyoruz arkadaşlar bayılma kısa süreyle yüzeysel ve geçiciydi beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşuyordu peki bir tane daha bayılma sebebi var egzoz gazı zehirlenmesi değil mi kişi egzoz gazından zehirlendiyse Bayılacaktır. Bayıldıktan sonra ne yapmamız gerekiyor? Açık havaya çıkartmamız gerekiyor. Yoğurt verebilir miyiz? Hayır veremiyoruz. Tuzlu su? Hayır vermiyoruz. Peki kustursak olur mu? Hayır kusturmuyoruz. Soğuk içecekler de vermiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi alternatörün görevidir? Mekanik enerjiyi ısı enerjisine çevirmek, elektrik enerjisini ısı enerjisine çevirmek, ısı enerjisini mekanik enerjiye çevirmek, mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çevirmek. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Alternatörün görevi neydi? Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çevirmekti. Peki bu soru şu şekilde gelirse, aşağıdakilerden hangisi şarj dinamosunun görevidir? Soru değişti mi? Hayır değil mi? Değişmedi. Bazen şarj dinamosu şeklinde de sorabiliyorlar alternatörü. Mekanik enerji, elektrik enerjisine çevirmek. Siz alternatörü gördüğünüz zaman şöyle bir yanına M harfi yazın. Tabii şu anki sistemde yazamıyorsunuz ama gözünüzde canlandırın. Alternatörün yanına M, M harfi düşünelim. Mekanik enerji, elektrik enerjisine çevirmek diyelim. Alternatörün elektrik üretip üretmediğini süreceği bildiren bir tane göstergemiz vardı. Araç göstergemizde hani neydi o? şarj göstergesiydi değil mi harikayız devam ediyoruz 17'ye videoyu beğenmeyi lütfen unutmayalım bakın hasta hasta video çekiyorum hakikaten gerçekten söyleyeyim boğazım e, inanılmaz derecede acıyor ama hiç önemli değil. Bir like'ınız bana moral olacaktır. Bu cümlede tanıma yapılan kavram hangisidir? Netim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan trafik içerisine karşı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir. Şıklar, mizaj, beden dili, trafik adabı, konuşma üslubu. Doğru cevabımız. C şaka trafik adabı olacaktı. Bakın denetim ve ceza korkusu olmadan diyor değil mi? Yani emniyet kemerini şöyle bir düşünelim. Biz ne biliyoruz? Aracımıza bindiğimiz zaman emniyet kemerini takmamız gerektiğini biliyoruz değil mi? Bunun farkındayız arkadaşlar ama işte bir denetim olur ileride ama işte bir ceza gelir vesaire diyerek takmak değil buradaki amaç. E, buradaki amacımız çok çok farklı. Yani bu yazılı olan kurallar var. Yazılı olmayan kurallar var değil mi? İşte bunları e, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerek yaratan işte bu davranışları biz alışkanlık hale getiriyorsak eğer trafik adabında izleyebiliriz. Ve şunu da söyleyelim. Trafikte temalallere isyanleştirerek doğru davranış göstermek, trafikte karşılaşılan sorunları doğru yöntemlerle çözmek, sağlıklı ve güvenli bir trafik ortamı oluşmasına katkı sağlamak. Bakın bunların hepsi trafik adabının da amacını oluşturuyordu. Yanmış gazları yanma otalarından egzoz borusuna aktaran motor parçası hangisidir? Kabratör, elma, subabı, egzoz manifoldu, elma manifoldu doğru cevabımız. C şıkkı egzoz manifoldu olacaktır. Bakın yanmış gazları yanma odalarından egzoz borusuna aktarıyor değil mi? Biz buna egzoz manifoldu diyoruz. Bir de egzoz spapları var. Ya yani o ne demek? Hareketli buna, bunlar hareketli parçalar arkadaşlar. Yani hareket yeteneklerini eksantrik milinden sağlıyorlar. İşten yanmalı motorlarda bulunuyorlar ve motor içerisinde oluşan atık gazların kontrollü bir şekilde egzozdan geçirilerek dışarı atılmasını sağlıyorlar. Motor için Yine ki sıcaklığa karşı da tabii ki dayanıklılar. Bir de orada karbüratör var. Bizim için önemliydi. Neydi karışım aklımıza geliyor? İşten yanmalı motorlarda. Motorun silindirlerinde yanacak benzin hava karışımını, bakın benzin hava karışımını sağlayan aygıta biz karbüratör diyorduk. Geldik 19'a. Böbrekler insan vücudundaki hangi sistemi oluşturan organlardır? Sinir sistemi, sindirim sistemi, dolaşım sistemi, boşaltım sistemi. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır değil mi? Boşaltım sistemi. Böbrekler insan vücudundaki hangi sistemi oluşturuyordu? boşaltım sistemini oluşturuyordu. Kanı süzerek gerekli maddelerin vücuda tutulması, zararlı olanların atılması gibi görevleri olan ve vücuda iç dengeyi koruyan sistemimiz boşaltım sistemi diyorduk. Sinir sistemi bakın. Sinir sistemi merkezi beyinde. Sindirim sistemi merkezi mideydi. Çok yedim sindiremedim. Midem şişti. Çok yedim sindiremedim den sindirim sistemi midem şişti den merkezi mide olduğunu aklımıza tutuyorduk. E, dolaşım sistemi var. Merkezi kalpte kalp kan damarları kan bunlar dolaşım sistemini oluşturuyordu. Arkadaşlar ilk yardım ile alakalı sınav soruları biliyorsunuz var. Ben size kolaylık olması adına hele ki çok vakti olmayan arkadaşlarım için ilk yoruma 125 tane ilk yardım sınav sorusu hazırladım. Lütfen sınavdan önce ekseniz varsa ona bakmaya çalışın. Sınavda gerçekten faydasını görürsünüz. Hiç erinmedim, hiç yorulmadım. En çok çıkan 125 tane ilk yardım sorusunu buldum. Ve bir de onları detaylı anlattım. Yani mutlaka bakalım olur mu sınavdan önce. Çünkü sınavda çıkabiliyor. Yani sınavda pişman olmayalım arkadaşlar. Hani Bir ilk yardım sorusu geldiği zaman ya Ebru Hoca'yı dinleseydim de şu videoya bir baksaydım demeyin olur mu? Geldik 20'ye. Trafik kazalarında araç rahat kusurlardan bazıları şunlardır. Neymiş onlar? Lastik patlaması kusurlu rot, aksın kırılması kusurlu fren. Bu sebeplere bağlı trafik kazalarını önlemek için diyor. Hangisinin yapılması uygun olur? Seyir sırasında saate bir mola verilmesi, araç yanının zamanı değiştirilmesi, araç bakımının zamanında yapılması, araç yakadığına zamanında alınması. Doğru cevabımız şaka olacaktır. Araç bakımının zamanda yapılması gerekiyor arkadaşlar. E biz aracımızın bakımını zamanda yaptırmaz isek e ne olur? Lastik patlar, kusurlu rot oluşur, aks kırılır, kusurlu fren hepsi meydana gelecektir değil mi? Ama biz e, trafik kazalarını önlemek için ne yapmamız gerekiyor? Aracımızın bakımını zamanda yaptırmamız gerekiyor. Biz aracımızın bakımını zamanda yaptırırsak daha doğrusu şöyle söyleyelim, bakımı yapılmamış araçlarda yakıt sarfiyatı artıyordu, değil mi? Ee, yakıt sarfiyatı artacağı gibi egzozundan da daha fazla kilitlece gaz çıkıyordu. Peki bir aracın egzozundan çok çok fazla kileteci gaz çıkar ise hangisi neden oluyordu? hava kirliliğine ne tan oluyordu. Hani daha önceki soru videolarında da söylemiştim. Bizim kilit bir cümlemiz var. Aracın bakımı yapılmamış ise bir yakıt sarfiyatı artıyor. Hava kirliliği artıyor. Çevre kirliliği artıyor. Kaza riski artıyor değil mi arkadaşlar? Bunların hepsinde bir artış meydana geliyor. İç kanamalar kazazede şok ve ölüme götürecek kadar kan kaybına neden olabilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi iç kanama yaşayan bir kazazede de kan kaybına bağlı olarak gelişen genel belirtilerden biri değildir. Aşırı susuzluk hissi, nemli ve soğuk deri, yavaş ve güçlü nabız, hızlı ve yüzeysel solunum. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır yavaş ve güçlü nabız olabilir mi arkadaşlar iç kanama kanın içeriye doğru, doğru yani iç boşluklara doğru akması durumunda biz iç kanama diyoruz İç kanama geçiren kişi daha doğrusu herhangi bir kanama geçiren kişi de zaten bir susuzluk hissi olacaktır bu genel bir bilgi nemli ve soğuk deri meydana gelecektir kişi taliyecektir hızlı nefes alır yüzeysel solunum meydana gelecektir arkadaşlar ama yavaş ve güçlü nabız yani yavaş ve güçlü nabız bu iç kanama da mümkün değil. Ha bir de şunu söyleyeyim. Ee, iç kanamalarda bazen şimdi ne dedik kanın içeri doğru akması dedik ya. Bazen kulaktan ve burundan da kan gelebiliyor arkadaşlar. Hatta bunu ile alakalı sansörleri var onları da çözdük. Buna dikkat edin olur mu? Hangisi iç kanama belirtilerinden değildir diye gelir. Ee, kişinin burnundan ve kulağından kan gelebilir arkadaşlar. Bu iç kanama olmayacağını belirtmez. Motorlu araçlarda eski ve aşınmış lastiklerin kullanılması hangisine sebep olur? Motorun yağ yakmasına, motorun sarsıntılı çalışmasına, egzozan siyah renkli duman çıkmasına, yağışlı havalarda kaza tehlikesinin artmasına. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Lastikler eskimiş, aşınmış değil mi? E bir de yağışlı bir havadaysa ki kaza tehlikesinin artması neden olacaktır? Yani yol tutuşuna tam olarak sağlamayacaktır. Lastiklerimiz çünkü eskimiş ve aşınmış. Peki biz araca lastiğini kontrol ederken neye dikkat etmeliydik? Basıncına, diş derinliğine ve hasarlı olup olmadığına dikkat etmeliydik. Aşağıdakilerden hangisi motora giren havayı temizler? banze fitresi, hava fitresi, yağ fitresi, su fitresi? Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Motora giren neyi? Havayı diyor değil mi? E, havayı ne temizleyecek? Hava fitresi temizleyecek. Peki bizim hava fitremiz kirli ise motorumuz nasıl bir karışımla çalışacaktı? zengin bir karışımla çalışacaktı, değil mi? Hava filtresi kirliyse arkadaşlar yakıt sarfiyatımız artıyor. Bunu lütfen unutmayın çünkü kirli bir hava filtresinden bahsediyoruz. Ee, motorumuz zengin karışımla çalışıyor bu cepte ama yakıt sarfiyatımız artıyor. E, yakıt sarfiyatı art niye artar? motorun gücü azalır. E, motorun gücü azaldığı için motor daha fazla güç sarf etmek zorunda kalıyor. E, daha fazla güç sarf eden motor daha fazla yakıt tüketmiş oluyor. Yani hava filtresi bizim için gerçekten de önemli ki hava sirkülasyonu zaten e, sağlıyor. Emilen havayı toz ve kirli maddelerden de uzak tutuyor. Ayrıca kullanma kılavuzuna göre bileli kilometrede olunca hangisinin değişmesi gerekir? Volan işlesin, trigger kayışının, endeksiyon bobininin, marş dişlisinin. Doğru cevabımız B şıkı olacaktır. Trigger kayışı deyince şöyle bir duracaksınız arkadaşlar. Çünkü e, onun zamanı geldiği zaman değiştirilmesi gerekiyor. Yani hani ben, ben kendi adıma söyleyeyim. Bir araçta en son yaşanmasını istediğim olay o trigger kayışının kopmasıdır. Çünkü Koparsa çok çok fazla maddi, e, yani çok fazla para çıkar cebinizden. Onu, ona getirmeye çalışıyorum lafı. Şimdi koparsa ne oluyor? Supapların zamanlanması tamamen bozuluyor. Yani kapalı halde bulunan o supaplar açık kalıyor arkadaşlar. Açık kalınca da pistonlar supaplara çarpıyor ve bu çarpma ile hem supaplar hem de pistonlar ciddi zarar görüyor. Ha bununla da kalmıyor bu arada. Diğer motor parçaları da zorlanıyor ve büyük bir gürültü ile motor tamamen duruyor. Yani trigger kayışının kopması çok büyük maddi masraflara neden olacağından zamanı geldiğinde ihmal edilmeden de değiştirilmesi gerekiyor. Aracı iterek çalıştırırsak ne olur peki? Trigger kayışının kopmasına veya sıyırmasına da neden oluruz. Şekile görülen kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkında hangi araç kullanmalıdır? Şöyle dikkatle bakalım. Otobüs, traktör, otomobil, iş makinesi. Doğru cevabımız A şıkkı otobüs olacaktır. Orası bir kontrolsüz kavşak. Neden? Orada herhangi bir levha yok. Trafik görevlisi yok değil mi? E, o zaman orası kontrolsüz kavşaktı. Ee, arkadaşlar pratik olarak söylüyorum. Oradaki iş makinesinin herhangi bir geçiş üstünlüğü yoktu. Ee, daha sonra traktörün bir geçiş üstünlüğü yoktu. İkisini eledik. Otomobilde dönüş yapmak istiyor. Biz ne diyorduk? Düz giden araçlar, dönecek olan araçlara göre öncelik hakkına sahip diyorduk. Bu yüzden otomobil dönüş yapmak istediği için onu da eledik. Geriye düz gitmekte olan otobüs kaldı. İlk o geçecektir. Dediğim gibi 95 görsel süre linkine bu vide bittikten sonra mutlaka bakmaya çalışalım ilk yorumda. Şekildeki gibi sol dönüş yapacak olan sürücü hangilerini yapmalıdır? 1. Sola dönüş lambasını yakmalı. 2. Hızını azaltmalı. 3. Geniş bir karesle dönmeli. Şıklar yalnız 1, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 3. Doğru cevabımız. D şıkkı olacaktır. Şimdi motosiklet sürücüsü biz arkadaşlar arabadan indik, motosiklete bindik. E, ne tarafa dönmek istiyoruz? Sol tarafa değil mi? Öncelikle ne yapacağız? E, dönüşlerde hız azaltılıyor da hızımızı azaltıyoruz. es sinyalimizi veriyoruz. E, dönüş yaparken mutlaka sola döneceksek geniş bir kavise alıyoruz. Sağa döneceksek eğer dar bir kavise dönüyoruz ve yine hız azaltıyoruz. Sinyali veriyoruz. Olur mu? Hani bunları unutmayın. Çünkü yani şu anki e, bir soru videomuzda bu varmış. Bazılarında otomobili veriyor. E, bazılarında neyi veriyor? Videolar olarak verebiliyor. O yüzden bunu unutmayın. Dönüşlerde yapılacak olan budur. E, aracın içerisinde kendinizin olduğunu düşünün. Bu şekilde soruları çözmeye çalışın. Cevabı daha kolay bulursunuz. Aşağıdakilerden hangisi ciddi yaralanmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır? Yara içinin kurcalanması, yarada kanama varsa durdurulması, yaranın üzerinin temiz pamukla kapatılması, yaraya saplanan yabancı cisimlerin çıkarılması. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Diyelim ki ben karnımdan yaralandım, değil mi? Ciddi bir yaralanmadır, karın yaralanması. E, yara içi kurcalanır mı? Hayır, kurcalanmaz. etimiz temiz pamukla kapatsak? Hayır, pamuk asla. Arkadaşlar aman diyeyim. Yaralanmalarda, kanamalarda pamuk gördüğünüz zaman eleyin zaten öyle bir şey yok. Yara e, sablanan yabancı cisim olabilir mi? Olabilir değil mi? İşte onu da çıkartmıyoruz arkadaşlar. Yani yaralanmalarda pamuk asla kullanılmıyor. Tekrar söylüyorum. Tantör diyot kullanılmıyor. Oksijenli su, merhem kullanılmıyor. Kişinin çok ağrısı var diye hemen ağrı kesici ilaçlar, işte ağrı kesici kremler vesaire asla bunlar yapılmıyor ve ilk yardımcı olay yerinde olan ilk yardımcı dikişte atmaz. Bunda bunu dipnot olarak düşelim. İlk yardımcı dikiş atmaz, ilaç kullanmaz. Aşağıdakilerden hangisi egzoz gazından zehirlenen kişiye uygulanmaz? Solunumu durmuşsa soni solunum yapmak, kusmasını sağlamak, temiz havaya çıkartmak, sıcak tutmak. Doğru cevabımız 5 şıkkı olacaktım. Hani biraz önce söylemiştik zaten. Kişi egzoz gazına zehirlenebiliyor demiştik değil mi? Kusmasını sağlamıyoruz arkadaşlar. E, temiz havaya çıkartacağız. Sıcak tutabiliriz. Solunum durmasa tabi e, tabii ki soni solunum yapacağız. Kusmasını sağlamıyoruz. Hadi kusmaya teşvik de etmiyoruz. Açık havaya çıkartacağız. Geldi 29'a. Aşağıdakilerin hangisine kırık olduğunda atelle tespit uygulaması yapılmaz. Önemli bir soru. Kalça kemiğinde, köprücük kemiğinde, ön kol kemiğinde, bacak kemiğinde. Doğru cevabımız. B şıkkı olacaktır. Yani köprücük kemiğinde atar kullanılmıyor arkadaşlar. Üçgen sargı bezi kullanarak tespit edilir ve omuz bölgesinden tespit edilir. Hani bunu unutmayın olur mu? Üçgen sargı bezi ve omuzu asla unutmuyoruz Köprü, köprücük kemiğinde. Ve kırık neydi? Herhangi bir nedene bağlı olarak kemiğin anatomik bütünü veya kemik dokuzu bütünlüğünün bozulmasına biz kırık diyorduk arkadaşlar. Kırıkta hareket ile artan ağrı Olur değil mi? Kolum kırıldı. Kolumu hareket ettirdiğim zaman ne olur? Ağrı daha da artar. Şekil bozukluğu olur mu? Olur. Hani Daha önceki soru videosunda da söylemiştim. Ee, kırık çakık burkulmada hareket ettirilmez demiştim. Kırıksa zaten o bellidir. Bariz görürsünüz demiştim. Hatırladınız mı? Yani şekil bozukluğu da meydana gelecektir. Hareket kaybı, kolum kırıldı. E ne yaparım? Kolumu hareket ettiremem değil mi? Hareket kaybı oluşur. Ödem oluşur. Ve kanama nedeniyle de murarma meydana gelecektir. Orada ön kol kemiği var. Ön kol kemiği ile tespit yapılıyor. atel kullanılıyor. Bu yıldızlı bir nottur. Kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını bozacak. Seviyedeki istenmeyen seslere naat verilir. Sesle ilan, duyuru, gürültü, konuşma. Arkadaşlar dediğim gibi e, 30. soruya geldik. Boğazım biraz şöyle bir tık daha acıdı. E, sesimden de anlaşılıyordur ama lütfen kusura bakmayın. İnşallah şöyle birkaç güne iyileşeceğiz. Doğru cevabımız. C şıkkı gürültüde ve istenmeyen sesleri biz ne diyoruz gürültü diyoruz geldik 31'e araç motorunun ilk çalıştırılması esnasında hangisine basılmasına fayda vardır korna vites kuluna fren pedalına debriyaj pedalına Doğru cevabımız D şıkkı olacak değil mi? Öncelikle debriyaj pedalına basıyoruz. Yapılan ölçüm sonucunda yasal sınırların üzerinde alkol olarak araç kullandığı birinci defa tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır? Sadece para cezası verilir. Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır. Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geri alınır. Sürücü belgesine süresiz olarak el konur. Doğru cevabımız. 5 şıkkı olacaktır arkadaşlar. Yani sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınıyor birinci defada. Hafif para cezası uygulanır. Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınması söz konusudur. Ve araç kullanmaktan da men cezası meydana gelecektir. İkinci defada ise ee, şöyle senin suçun işlendiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde 0.50 premilen üzerinde olduğu ikinci defa tespit edilen sürücünün sürücü belgesi 2 yıl süreyle geri alınıyordu ve üçü de söyleyelim son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı üçüncü defa tespit edilen sürücünün sürücü belgesi 5 yıl süreyle geri alınacaktır. Ee, Bunlar zaten saf soruları arkadaşlar. Daha önceki soru videolarında da söyledim. Hatta bu söylediğimden bir tanesi sınavda çıktı. E, lütfen diyorum hani zamanınız varsa gerçekten sizin sınavda kalmanızı istemiyorum. Geri dönük soru videolarına mutlaka bakın. Açıklamaları dikkatle dinleyin. Sınavda faydasını göreceksiniz ve alkol demişken şunu da ekleyelim mi? Alkol Tehlikeli durumlarda, e, yani belirli durumlarda tepki verme, karar alma ya da hızlı reaksiyon gösterme becerilerini etkiliyordu. E, beynin işlevini yavaşlatıyordu. Peki hangi sistem üzerinde etkiliydi alkol? merkezi değil mi? Merkezi sinir sistemi üzerinde etkiliydi. Geldik diğerine 33'teyiz. Aşağıdaki kemiklerden hangisine kırık olması durumunda kaza zedinin göğüs bölgesine yapılan baskıda şiddetli ağrı, nefes almada güçlük ve öksürük belirtileri görülür. Kol kemiği, kalça kemiği, uyluk kemiği, kaburga kemiği Doğru cevabımız. D şıkkı kaburga kemiği olacaktır. Bir kazası da var. Hemen yanına gidelim arkadaşlar. Göğüs bölgesine bir baskı uyguladığımız zaman şiddetli bir ağrısın olduğunu söylüyor. Nefes alamıyor. Biz bunu görüyoruz. Güçlük çekiyor nefes alırken ve öksürüyor. E neyi düşüneceğiz biz? Kaburga kemiği düşüneceğiz değil mi? Değerleri çok çok uzakta zaten. 34. İki otomobil eğimli bir yerde karşılaştıklarında eğimli yola çıkan aracın üstünlüğü vardır. İki tane otomobil düşünüyoruz. Eğimli bir yoldalar karşılaştılar. Eğimli yola çıkan aracın üstünlüğü var. Bakın inan değil. Çıkan aracın üstünlüğü var. Önce soruyu bir anlayalım. Devam zaten gelecektir. Buna rağmen yoğun kar sonucu buzlanan eğimli yolda yokuş çıkan aracın sürücüsü inan aracın geçişini kolaylaştırması ne gibi bir kişilik özelliğine sahip olduğunu gösterir. Öfkeli, yetenekli, sabırsız, hoşgörülü. Doğru cevabımız. Değişik şıkkı. hoşgörülü olacak. Şimdi neydi? İki tane araç karşılaştı. Eğimli bir yolda çıkan aracın, yukarı doğru çıkan aracın üstünlüğü var. Ama karlı bir yol ise, buzlu bir yol ise ne yapıyor? Çıkan araç sürücüsü o inen araç sürücüsünün geçişini kolaylaştırıyor değil mi? Ve biz buna ne diyoruz? hoş görülü olma diyoruz. 35'teyiz. Aşağıdakilerden hangisi kalp spazmına gölen ağrının özelliklerindendir? Nefes alıp vermekle şiddetin değişmesi, genellikle göğüs ortasına başlaması, dinlenme ile geçmemesi, uzun süreli olması. Doğru cevabımız bir şaka olacaktır. Genellikle göğüs ortasından başlaması. Bakın e, kalp spazmı sıkıntı ve nefes talığı genellikle göğüs ortasından başlayıp nereden başlıyor? Göğüs ortasından başlayıp nereye geliyor? Kollara, boyuna, sırta ve çeneye doğru ilerleyen ve yaklaşık şöyle 5-10 dakika süren ağrı hissine biz kalp spazmı diyoruz. Kalp spazmında nefes darlığı olacaktır. Burası önemli unutmayın. Göğüs ortasından başlıyor lütfen unutmayın. Nereye yayılıyor? Kola, boyna, sırta, çeneye doğru ilerliyor değil mi bu ağrı? Ee, ve ne kadar sürüyordu? 5-10 dakika süren ağrı hissini. Hani bilerek bunları üstüne basa basa söyledim. Çünkü ayrı ayrı da hani soru biliyorlar. Bu yüzden tam böyle em, aklımızda kalsın diye. O yüzden biraz şöyle bastıra bastıra söyledim. Aşağıdakilerden hangisi yağlama sisteminin parçasıdır? Distribütör, karbüratör, karter, alternatör. Doğru cevabımız C şıkkı karter olacaktır. Hani hiçbir şey bilmiyorsak bile karter, yağlama, yağlama, karter şeklini aklımızda tutuyorduk arkadaşlar. Kendisi yağlama sisteminin parçasıydı ve motor yağına depoluk ediyordu. Motorun alt tarafını kapatarak çalışan parçaları dış etkenden koruyordu arkadaşlar. Kartardaki yağı basınçlı olarak motor parçalarına gönderen hangisiydi? Yağ pompasıydı. Geldik derine. Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hallerde kullanılamaz? Yolların buzlu ve kaygan olması halinde görev hali dışında, trafiğin yoğun olduğu karayollarında, şehirler arası Doğru cevabımız 5'lik olacak. Geçiş üstünde hakkı. Şimdi aklımıza ne geliyor? Polis, itfaiye değil mi? Ambulans bunlar geliyor. Eğer ki bu tarz araçlar görev halindeyseler kırmızı ışıkta durmak zorunda değillerdi değil mi? Görev hali iseler, yani her ambulans hiçbir yere yetişmeye çalışmıyor. Normalde işte e, gitmesi gereken yere gidiyorsa kırmızı ışıkta durmak zorundaydı arkadaşlar. Yani bu tarz araçlar görev hali dışında geçiş üstünde hakkını kullanamazlar. Şekildeki trafik işaretine göre hangisi yanlıştır? Yol yüzeyi arızalıdır, yolda tümsek vardır, yolda yapım çalışması vardır, yoldan yavaş geçilmesi gerekir. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. Yolda yapım çalışması vardır demiş. Yanlış arkadaşlar değil mi? O bir kasis. Yani biz kasisten geçerken ne yapıyoruz? Hızımızı azaltıyoruz ama kasisin üzerinde de ayağınız frende olmasın. Bunu dikkat edin. Kasise gelmeden önce yavaşlamış olun. Kasisten geçerken Ayağınızı frenden çekin arkadaşlar. Ee, hani buna dikkat edin. Yani kasisin üzerinde pedallarla oynamayın. Yol yüzeyi arızalıdır. Doğru. Tümsek var. E zaten kasis var. E Yavaşla geçeceğimizi söylemiştik. Ve tümsek e, kasislerden zaten hızlı bir şekilde geçilmez. Aracı hoplatırsınız. Geldik 39'a. Şekle göre hangi numaralı araçlar hatalı park etmiştir? Şöyle bakalım. Yalnız 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2 ve 3. Doğru cevabımız C şıkkı olacak değil mi? 1 ve 3 nolu araçlar hatalı park etmiş. Çizginin kenarına değil. iki çizginin tam ortasına aracımızı park etmemiz gerekiyor. Merak etmeyin arkadaşlar, bu park ile alakalı sıkıntı yaşıyorsunuz farkındayım ama Zamanla her şey oluyor. Hiç merak etmeyin. Hiç öyle moralinizi bozmayın. Her şey olacak, hal olacak. Şekillik araçların bulundukları 1 ve 2 numaralı karayollarının adları aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Bağlantı yolu, tali yol, ana yolu, tali yol, bölünmüş karayolu, bağlantı yolu, iki yönlü karayolu, tek yönlü karayolu. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Bir nolu aracın bulunduğu yer. Ana yol değil mi? İki nolu aracın bulunduğu yer. Tali yol. Orada ne var? Yol var. Lefası var. Bir yer e, tali yol ise yol var. Lefası oluyordu. Dur. Lefası oluyordu. Unutmayın bunu. Ayak veya bacakta kanama bölgesine giden kanı azaltmak için basınç uygulanacak bölge hangisidir? Kasık kısmı, bacak dış kısmı, dizin ön öz kısmı, karın ön öz kısmı. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Bakın ayak, bacak, kasık. Bu üçünü lütfen unutmayın. Çünkü böyle çevirip çevirip de sorabiliyorlar. Ee, ayak veya bacakta kanama bölgesine giden kanı azaltmak için kasık iç kısmına basınç uyguluyoruz arkadaşlar. Peki şu şekilde sorarsak hangisinde kanama olduğunda kasık kıvrımının iç kısmına basınç uygulanır dersek cevaplarda ne olur? Bacak olur değil mi? Bacağı işaretleriz. Peki bacaktaki kanamalarda hangi bölgeye basınç uygulanmalı dersek cevabımız ne? Kasık arkadaşlar. Yani bu üçlüyü unutmayın. Geldik 42. Şekildeki bahçene pozisyonu aşağıdaki durumların hangisine verilmesi sakıncalıdır? Sonum güçlü olanlarda, boyun omellerinde hasar olanlarda, kanama ve kusmuk nedeniyle oluşan tıkanıklıklarda, dilin geriye kaçıp hava yoluna tıkadığı durumlarda. Doğru cevabımız B şıkkı olacak. Hani biraz önce söylemiştim ya arkadaşlar, baş çene pozisyonu bakın baş geri çene yukarı pozisyonu. Kişinin boyuna bir zedelenme varsa baş geri çene yukarı pozisyonu uygulanmıyor. Alt çene pozisyonu. Hani biraz önce söylemiştim değil mi? Alt çene pozisyonu uygulanıyor arkadaşlar. Bu yüzden baş çenede boyun omurları hasar olanlarda asla bu pozisyon verilmez. Araçta sigorta yanmış ise yerine takılacak sigorta ne apart diğerine olmalıdır. Daha büyük, daha küçük aynı önemli değildir. Doğru cevabımız C şıkkı aynı olacaktır arkadaşlar. Peki araçta yanmış sigortayı daha yüksek ampalli bir sigortayla değiştirmek istersek veya işte etrafını şöyle bir saralım dersek hangisine nezan oluruz? Elektrik tesisatının yanmasına değil mi? Buna nezan oluyoruz arkadaşlar. Sigorta denilince e, yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı aklımıza gelecek. Elektrik devresindeki sigortanın görevi zaten neydi? Kısa devre olduğunda sistemi korumaktı. Kendisi aydınlatma sisteminin bir parçasıydı demiştik. Geldi 44'e. Motor çalışır durumdayken aracın gösterge panelinde yağ basıncı kazışı ya ne olsa sebebi hangisi olabilir? Fren hidroliğinin eksilmesi, karterde yağın kalmaması, depodaki yakıtın azalması, radyatörde antifrizin olmaması? Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Kartarda yağın kalmaması olabilir arkadaşlar. Yağ basıncı ekaz yanıyorsa gösterge panelimizde. Yine alınmış bir araçta kaç yıl sonra araç muayene yapılması gerekmektedir? 1, 2, 3, 4. Doğru cevabımız C şıkkı 3 yıl sonra muayene yaptırılması gerekmekteydi. 46 Bazen çalışan motorda silindirlerde sıkıştırılan yakıt hava karışımının ateşlenmesini ile gerçekleştirilir. Fitil ile kendi kendine buji kıvılcımı ile dışarıdan ısıtılarak. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Buji kıvılcım ile. Şimdi buji bizim için önemli arkadaşlar. Birkaç bir şey söyleyeyim. Kendisi ateşleme sisteminin bir parçasıydı. Ateşlemeyi sağlıyordu. Sinirler içerisindeki yakıt hava karışımını elektrik kıvılcımı ile ateşliyordu. Bujiler kurum bağlayabilir mi? Evet değil mi? Bujiler kurum bağlayabilir. İşte bağlarsa ne oluyordu? Benzinli motorlarda normal yanma olmuyordu arkadaşlar. Dediğim gibi bujiler kurum bağlarsa motorda normal yanma olmuyordu. Diyelim ve şunu ekleyelim. Bujilerin ayarsız olması ve alışılması sonucu normal yanma olmaz. Motor çekişten düşer ve yakıt sarfiyatı artıyordu. Dolayısıyla zamanı geldiğinde yakıt tasarrufu sağlamak için eskimiş bujileri değiştirmemiz gerekiyordu. Aracın kullanma kılavuzuna göre de belirli kilometre dolunca buji değiştirilmeliydi arkadaşlar. Bujinin kabloları var biliyorsunuz o kablolardan bir tanesi çıkar ise bizim motorumuz nasıl çalışacaktı bunu da söyleyelim diğerine geçeceğim sarsıntılı değil mi buji kablolarından bir tanesi çıkar ise bizim motorumuz sarsıntılı çalışacaktı 47 kan şekeri düşüklüğü yaşayan bir kaza aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür toklu kese, yavaş nabız görmede netlik yüzeysel solunum doğru cevabımız D şıkkı yüzeysel sorunum olacaktır. Kan şekeri düşüklüğü yani vücutta glikoz eksikliğinden ortaya çıkıyordu. Trafik işaret levhaları ile belirlenmiş yer ve okul geçitlerine yaklaşan sürücülerin hangileri yapmaları yanlıştır? Yavaşlamaları, hızlarını artırmaları, yalara ilk geçiş hakkını vermeleri, okul geçide görevlisinin talimatlarına uymaları. Doğru cevabımız 5 şıkkı olacaktır. Bakın zaten levhalar ile belirlenmiş değil mi? Nereye yaklaşıyoruz biz? Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırsak eğer hızımızı artırmamız yanlış olacaktır arkadaşlar. Bakın okul geçitlerine bahsediyoruz. Yalardan bahsediyoruz. Hızımızı azaltacağız. Yavaşlayacağız. Yavaşlayacağız. İlk geçiş hakkını yalara mutlaka vermek zorundayız. Lütfen buna dikkat edelim. Yayalar her zaman öncelikli arkadaşlar hatta geçen gün bir arkadaşla şöyle espriyle espri anlamında konuştuk bu yayalara geçiş hakkının verilmesiyle alakalı bir yaya sizin, sizin tam böyle karşınıza geçip halay dahi çekiyorsa o halayın bitmesini bekleyeceksiniz deyip böyle kendi aramızda görüşmüştük çünkü yayalar her zaman öncelikliydi geldi 49'a. Kimyasal madde yanıklarında yapılacak ilk yardım uygulaması aşağıdakilerden hangisidir? Boz ile yıkamak, yara marhemi sürmek, kuru sargı bezi ile kapatmak, oksijenli su ile yıkayıp sarmak. Doğru cevabımız aşık olacak değil mi? Kimyasal bir madde yanığından bahsediyoruz. Bakın yanıklardan genel olarak öğreniyoruz. Biz ezber yapmıyoruz asla. Yanıklarda marham kullanılıyor muydu? Hayır değil mi? Kullanılmıyor. Oksijenli su, su işte kuru sargı bezi vesaire ağrı kesici merhemler bunlar kullanılmıyor değil mi? E ne yapacağız? Bol su ile yıkayacağız. Geldik 50'ye. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme sisteminin görevidir? Şimdi ilinci sorun cevabını sizlerden bekliyorum. Aküyü şarj etmek, motoru soğutmak, motorun hareketli parçalarını yağlamak, silindirdeki yakıt hava karışımını ateşlemek. Videoyu dikkatli bir şekilde izleyen arkadaşlarım zaten şu anda cevabı hemen gördüler ve hemen aşağı yorum bölümüne yazmaya başladılar bile. Arkadaşlarım buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi bir şifayı kaptık. Boğazlarım gerçekten çok acıyor. Konuşurken daha da çok acıyor ama sizi videosuz bırakmak istemedim e, ilginiz için çok teşekkür ediyorum lütfen videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın yarınki sonraki videosunda görüşmek üzere hoşçakalın.